Yani ola ki darbe başarılı olsaydı yine biz hedefte olacaktı muhalifler olarak. Başarılı olmadı, yine biz hedefteydik. Toplumun bilinçlenmesi için her alanda çalışmalar işte yürütmeye çalıştık. Ama şu an kendi geçim derdimden başka hiçbir şey düşünemez oldum. Bakmıyorum yani, eğer bir gün bir telefon çalarsa, göreve döndünüz derse nasıl bir tepki vereceğimi de bilmiyorum. Yani nötrüm şu an o şeye karşı. Buyurun, taze mi diye var. Hoş geldiniz. Etrafımızdaki insanlar bizim ateşimizde yanmıyor. Başta da söylemiştim yani, yandığımızı görenler bırakın söndürmeyi, karşısına elinde su testileriyle geçip bizi izlediler yani. Toplamda 12 kez gözaltına alındım liseden şu ana kadar. İhraç olduktan sonra bir kere gözaltına alındım. Üniversite yıllarında cezaevinde kaldım. Yine öğrencilik hareketinden dolayı. Yaklaşık 9 ay cezaevinde kaldım. Ve sonrasında hiçbir mahkemeye çıkmadan tahliye oldum. Dediğim gibi bekliyordum. Beklediğim için de kendimi hazırlamıştım. Mardin Savur doğumluyum. Yaklaşık 22 yıldır Çanakkale'de ikamet ediyorum. Mardin Nusaybin ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapmaktayken 686 sayılı KHK ile ihraç oldum. Yani açıkçası bekliyordum. Çünkü ben ömrümün 22 yılından fazlasını hep muhalif olarak geçirdim. Ve ben lise döneminden itibaren hep kolluk kuvvetin böyle zulmüne maruz kaldım açıkçası. Lisede ben Çanakkale'de okudum. Sosyalist bir lise öğrencisi olmamdan kaynaklı burada ülkücü öğrencilerle çok münakaşalarımız oldu. Ama genelde kolluğun şefkatine biz maruz kalıyorduk. Toplamda 12 kez gözaltına alındım. Liseden şu ana kadar. İhraç olduktan sonra bir kere gözaltına alındım. Üniversite yıllarında cezaevinde kaldım. Yine öğrencilik hareketinden dolayı. Yaklaşık 9 ay cezaevinde kaldım. Ve sonrasında hiçbir mahkemeye çıkmadan tahliye oldum. Hastaneye gittim. Yani gözüm için. Hastaneden dönüşte bana tahliyem var diye bir gardiyan gelip söyledi. Ve sonrasında o dosya ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Tabii 2016-2017 yılında beraat edene kadar. Ama 9 ayımız bizden çalınmıştı o zamanlar. Dediğim gibi bekliyordum. Beklediğim için de kendimi hazırlamıştım. Yani darbe iması konuşulmaya başlandığı günden itibaren buna maruz kalacağımı biliyordum. Çünkü sistemin yeniden yaratılmak istendiğini, hani amaçlarının ne olduğunu az çok biz sosyalistler önceden de kestiriyorduk. Kendi aramızda da konuşuyorduk bunu sendikada. Ve dediklerimiz de bir bir gerçekleştiği için çok büyük bir travma yaşamadım. Çünkü kendimizi hazırlamıştık. Açıkçası ihraçtan önce başlayan soruşturma furyalarıyla karşılaştık. Yani sendikal haklarımızı kullanmamızdan kaynaklı açılan soruşturmalar bir kapıya dayanmıştı. Mesela 10 Ekim Ankara katliamını protesto ettiğimiz için greve gitmiştik. O eğitimsel olarak. Bu grevin soruşturması sonucunda bize cezalar gelmeye başladı. Normalde sendikanın almış olduğu bir karardan dolayı hiçbir üyesine cezalandırma yöntemi uygulanamaz. Nasıl bir ceza? Maddi mi yoksa? Maddi, evet, maaş kesme cezası. Tabii sonra bunlar idare mahkemelerinden geri döndü. Ama
bizim ihraçtan önce bunların gerçekleşmesi aslında gelenin habercisiydi, yani ihracın habercisiydi bizim için. O yüzden çok büyük, dediğim gibi, travmalar yaşamadım. Eşimi de hazırlamıştım. Daha o zaman anlatıyordum yani bir şeylerin gelişebileceğini. Sonuçta ihraç olduk. İhraç olduktan sonra ben Mardin'de kalmayı çok düşündüm tekrardan. Midye işine dönmektense Mardin'de en kötü işlerde çalışayım ama ailemi geçindireyim, memleketimde kalayım havası vardı hep bende. Ama yandığımızı gören dost, eş, akraba, ateşin başında böyle elinde su bidonlarıyla bizi izlerken görmeye başladık. Bu daha çok üzmeye başladı bizi yani. Yoksa ihraçlardan kaynaklı herhangi bir üzüntü veya ne bileyim acı hissetmedim. Arkadaşlarımızdan, işte eşimizden, dostumuzdan gördüklerimiz bize acı olarak hissettirdi bazı durumları. Yoksa muhalif kimliğimden kaynaklı zaten eninde sonunda bir gün böyle bir şeyle karşılaşacağımı bildiğimden kendimi hazırlamıştım. Yarın öbür gün döndüğüm zaman, tekrardan göreve döndüğüm zaman da yine muhalif kimliğimi sürdürmeye devam edeceğim. Muhalefet kötü bir kavram değil aslında. Bir şeyin iyileşmesini istiyoruz biz. Hani mesela bütün sendikal faaliyetlerimize bakıldığı zaman öğretmenlerin, bu sadece eğitim senli öğretmenlerin değil, bütün öğretmenlerin, yaklaşık 1 milyon camiası olan öğretmenlerin özlük haklarının geliştirilmesine dönük çalışmalar yaptık. Bilimsel eğitimden kime zarar gelebilir? Akademik eğitimden kime zarar gelebilir? Bunun yanı sıra biz tabii ki ana dilde eğitim hakkımızı da savunduk sendika olarak. Ve bunlardan kaynaklı bize yönelimin olabileceğini düşünüyorduk. Yani ola ki darbe başarılı olsaydı yine biz hedefte olacaktı muhalifler olarak. Başarılı olmadı, yine biz hedefteydik. Çünkü aynı sistemin yolcuları bunlar, yani aynı yolun yolcuları. Her türlü bizi hedefe koymuşlardı yani. Çok sık, özellikle son dönemlerde eşimle çok sık bu konuları konuşmaya başladık. Çünkü 4,5 yıllık bir süreç oldu. Açıkçası dönme isteğim yok. Yani gerçekten yok. Bunun maddiyata olarak bağlamıyorum. Çünkü tekrardan o oyunlarla karşılaşabiliriz. Yani döndükten bir iki ay sonra tekrardan ihraçla karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Her an tekrardan bir şeylerin olabileceğini düşündüğümden dönmeyi çok aklımdan geçirmiyorum. Çok sık bakmıyorum o yüzden. OHAL komisyonunda halen devam ediyor benim dosyam. Bakmıyorum yani. Eğer bir gün bir telefon çalarsa, göreve döndünüz derse nasıl bir tepki vereceğimi de bilmiyorum. Yani nötrüm şu an o şeye karşı. Ya mesleği özlemek, ben idealist bir öğretmen olarak başladım ama şu an dönersem tekrardan o idealizmi yakalayabilir miyim? Çok şey, arada kalıyorum yani. Şu an baktığımız zaman okulların %30'una tekabül eden bir İmam Hatip furyası var. Yani olmalı mı? Olmalı. Ama bu kadar insanları bilimden uzaklaştırıp işte tamamen dinsel bir eğitime yöneltmek ne kadar doğru? Onu doğru bulmuyorum ben açıkçası. Yani eğitim sisteminin hali işler acısı. Özellikle bu son pandemi kararlarında, yani bir aylık bir süreç açtık. Eğitime bir aylık bir süreçle devam etmeyi düşünüyorlar. Burada bile öğretmeni düşünmüyorlar ya da öğrenciyi düşünmüyorlar aslında. Tekrardan okullarda hani vakaların artabileceğini, bizim özellikle eğitim senin bu konuda çok uyarıları oldu. Bir önceki dönemdeki okulları açtıklarında da vakalar artabilir diye. Ama bunlar kulaklarını tıkıyor yani. Kendi doğru bulduklarını sadece uygulama derdindeler. Birden vakalar 60 binin üzerine çıktı mesela. Bu tekrar okulların açılması da bana göre çok yanlış. Yani tekrardan vakaları çok yükseltebileceğini düşünüyorum. İyi ki eğitim senliyim diyebiliyorum bu sürede. Şöyle diyeyim, maddi ve manevi olarak yanımızda yer aldılar.
özellikle ihracımızdan bu yana her ay belirli bir dayanışma ücreti yatırıyorlar bize. Kimi ay 1,5 1500 lira, kimi ay 1300 lira, kimi ay 900 lira, kimi ay 1200 lira. Yani ne elinden ne geliyorsa bir şekilde bizim yanımızda yer aldı. Yaklaşık 52 ay oldu. 52 aydır sendikamızdan aynı desteği gördük. Acun hocalara, işte yüksel direnişçilerine yapılan tutumu beğenmedim. Yani bunu kendi aramızdaki arkadaş grubumuzla, WhatsApp'tan, yani sendika grubundaki arkadaşlarla tartıştığımızda da aynı durumu belirtmiştim. Yapılmaması gerekirdi. Umarım bir an önce o yanlıştan dönülür. Bana göre bir yanlış. İmkanınız olsa yurt dışına çıkar mıydınız? Çıkarım hocam. Yani düşündüm, çok da düşündüm. Resmi yollardan başvurmayı düşündüm. Hatta başvurdum. Fransa konsolosluğuna giderek İstanbul'da başvurdum. Bir sonuç çıkmadı oradan tabii ki. Özellikle şu an tekrardan imkanım olsa hiç düşünmeden giderim. Bazı şeyler yaşadıktan sonra insan sadece kendimizin yandığını görmeye başladık. Yani etrafımızdaki insanlar bizim ateşimizle yanmıyor. Başta da söylemiştim. Yani yandığımızı görenler, bırakın söndürmeyi, karşısına elinde su testileriyle geçip bizi izlediler yani. Bunu daha önce şöyle bir örnekle de açıklayayım. Ben daha önce bir kitap okumuştum. Hollanda'da bir olay gerçekleşiyor. Bir kız çocuğu havuza düşüyor. İşte Hollanda'daki kız çocuğunun nasıl daha iyi boğulduğunu çekimlemek için herkes telefonlarına sarılıyor. Ve o telefondan işte görüntü alma derdine, kimse kızı kurtarma derdine girmiyor. Ancak okuduğum kitapta Urfa'da yaşanan bir olayda anlatılıyordu. Bir kadın çamaşır yıkarken Fırat'ın serin sularına kapılıyor. Ve serin sulara kapılan kadını kurtarmak için diğer çamaşır yıkayan 9 kadın el ele tutuşup suya atlıyor. Tabii ki hiçbiri kurtulamıyor. Burada bir komünal yaşamdan bahsediyorum. Daha önce bölgemizde bunlar varken bunları da yitirdik. Yani şu an Hollanda'da yaşanan örneğin bir benzerini biz de yaşadık. Özellikle KHK'lı arkadaşlarımın hemen hemen hepsi bu durumu yaşadı. Hiç kimse yalnız yaşadığı bir sürede, yalnız yaşadığı bir dönemde kolektif bir mücadeleden bahsedemiyor. Evet, daha önce çok yani elimden geldiğince bu toplum için, toplumun bilinçlenmesi için her alanda çalışmalar işte yürütmeye çalıştık. Ama şu an kendi geçim derdimden başka hiçbir şey düşünemez oldum. Yani ailemi nasıl daha iyi geçindirebilirim? Çocuğuma nasıl bir elbise alabilirim? Onun derdini düşünmeye başladım. Buyurun, taze mi diye var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alabilir miyim? Tabii ki 75, 1, 1,5. 1 liralıktan alayım. Tadına bakın. Dediğim gibi 2000'lerin başında Çanakkale'ye geldim. O zaman da midyecilikle uğraşıyordum. Ailecek uğraştık bir dönem. Liseye giderken aynı zamanda bu midye işiyle uğraşıyordum. Yani derslerden çıkışta hemen seyyar tezgahımı tekrardan kuruyordum çünkü. Yabancı olmadığınız bir iş. Yabancı olmadığım bir iş. İhraç olduktan hemen sonra hani çok boşta kalmadan gelip bu işi yapabildim. Şöyle hocam, ben bu işi çok severek yaptığım söylenemez. Yani bu yüzden okumayı tercih ettim. Yani ta burada da kalmadım. Buradaki üniversiteye puanım tutmasına rağmen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne, yeter ki bu midyeden uzaklaşayım diye Van'a kadar gittim. Üniversiteyi Van'da okudum. Yani zor şartlarda okudum tabii ki hocam. 10 kardeşli bir aileden tek okuyan insanıyım. Diğer abimler, kardeşlerim okuyamadı. Bunu kendi mücadelemle başardım. Yani aileden çok büyük bir destek göremedim. O yüzden lisedeyken aynı zamanda çalışmak zorunda da kaldım ve bunu öğrendim tabii ki.
Şimdi biz bir geniş bir aileyiz hocam normalde. Geniş aileden çok hiç destek göremedim açıkçası ama çekirdek ailemden işte abilerim, babam, annem sonuna kadar arkamda olduklarını, bana her zaman inandıklarını zaten belirtirler. O yüzden benim bu durumumla gurur duyduklarını bile söyleyebilirim hocam. Hiçbir şekilde bu sürede eşimin, özellikle eşimin çok büyük desteğini gördüm. Yani bana sonuna kadar inandığını, işte tekrardan işime iade olabileceğimi hep söylüyor. O benden çok daha umutlu bu konuda. Maddi olarak kimseye yük olmadım çok şükür. Muhalif kimliğim şöyle başladı hocam. Yani ben 92-93 yıllarını çok iyi hatırlıyorum. Bizimle aynı sınıfta olan bir arkadaşımın bir hafta boyunca okula gelmediğini hissetmeye başladım. İşte gözlemlemeye başladım. Sınıf arkadaşımın bir hafta boyunca okula gelmemesinden sonra böyle akıbetini araştırmaya başladım arkadaşımın. Ve komşu köyümüzün o dönem 92-93 yılları tam olarak sezonunu bilemesem de köy boşaltılmalarından kaynaklı işte herhangi bir şehre sürüldüklerini öğrendik. Niye boşaltılıyor köyler? Yani devlet güvenlik sağlamak yerine işte daha basit bir çözüm yoluna başvurmuştu. Yani oraya güvenliği götürmek yerine siz buradan gidin mantığıyla hareket edildi ve o dönemde işte asıl zaten milli sektörü de o dönem gelişiyor zaten bizimle ilgili. Yani o dönem köyleri yakılan çoğu insanların işte metropollere akın etmesinden sonra bu milliyetçilik sektörü gelişiyor. İstanbul'da, İzmir'de daha ilk buralarda başlıyor zaten hocam. Dediğim gibi yani devlet her zaman basit çözümler üretme peşinde. Yani oradaki halkı orada korumak yerine orayı tamamen boşaltma. Bahane her zamanki bahane terör bahanesi. Yani hiçbir bahane insanı yurdundan göçe zorlamamalı yani. Küçüklükten beri bir muhalif kimliğim gelişti. Yani iktidarda kimin olduğu önemli değil benim için. Yani bugün bunlar gider başka bir A partisi gider, B partisi gelir. Hep muhalif kimliğim devam edecektir. Çünkü dediğim gibi yani doğru yapılmayan bir şeyi doğru yola sokana kadar biz muhalif kimliğimizi sürdürmek zorundayız. Bunun için mücadele ettik. Dediğim gibi arkadaşımın akıbetini hep araştırdım. Yani yıllar sonra arkadaşım üniversite dönemindeyken buluştuk onunla. Yaklaşık olarak aradan neredeyse bir 14 yıl geçmesine rağmen sonra görüşebildik. Bu çok acı vericiydi yani. Arkadaşımın metropollerde yaşamak zorunda kaldıklarını filan duyunca daha da üzüldüm. Bunun getirdiği şeyle de daha bir Kürt mücadelesine sarıldım yani açıkçası. Partinin gençlik kollarında bulundum. İşte DTP'nin 2009'da. Bu yüzden zaten hani cezaevine girdik. Aslında mesela 2009 seçimini Van'da AKP kaybettikten sonra biz öğrencilere yönelindi. O dönem yaklaşık 50 öğrenci tam final haftasında sınavlara bile sokmadan bizi gözaltına alıp cezaevine attılar. Ülkenin geleceğinden ümitli misiniz? Değilim yani ülkenin geleceğinden. Bugün iktidardan herhangi birine sorulan bir soruya tam açıklıkla yanıt veremiyor. Özellikle son zamanlardaki bu mafya devlet ilişkisine de baktığımız zaman yani hiçbir şekilde açık yüreklilikle ne İçişleri Bakanlığı ne Cumhurbaşkanlığı ne başka bir yetkili açık konuşamıyor, cevap veremiyor. Bu da tabii ki ülkenin geleceğinden bizi umutsuz bırakıyor yani ülkenin geleceğine dair. Dün bir gazeteciyi dinlerken şöyle bir soru sordu. Bugün İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı gerçekten önemli bir mevki aslında. Onu bir kenara bırakalım. Bir de organize suç örgütü liderini bir tarafa bırakalım. İkisinin söylediklerini halka soralım. Hangisi doğru diye.
%90'ı organize suç liderini haklı çıkaracak şeydi. Bu aslında çok yüksek bir oran yani. Devlet güvenilirliğini yitirmiş. Özellikle iktidar yani. İktidar güvenilirliğini yitirmiş. Ve bu yüzden geleceğe umutla bakmamızın gerçekten çok zor olduğunu görüyorum. Bir bakan düşünün. İçişleri Bakanı Mardin'e gidiyor. Ben Mardinli olarak bu konuya değiniyorum. Mardin'de 185 bin liralık çerez yeniyor. Bu nasıl bir iştah ki yani? 185 liralık çerez yiyebiliyorsunuz. Bu tüyü bitmemiş yetimin hakkı aslında. Ve bunlar iyice harama battılar. Şu an Mardin Belediyesi'nin özellikle yaklaşık 600 milyon borçla devralmıştı Ahmet Türk önceki kayyumdan. Bu son 2 yıldır ne kadar borca battığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir sonraki belediye başkanına büyük bir enkaz bırakılıyor. Ve artık Doğu halkına hiçbir şekilde yatırım, bırakın yatırım yapmayı da yani normal işte günlük işleri dahi belediyede yürütemeyecek halde bırakıp gidecekler yani bu kayyumlar. Bizler bu ülkenin yüz aklarıyız. Yani mücadele ederek, asla yılgınlık göstermeyerek ve hepimizin geri döneceğine inanarak mücadele edeceğiz. Bu sürede yani arkadaşlar bana ulaşırsa, yani bir ekmek kapısı olarak da arkadaşlara yardımcı olabileceğimi her zaman belirtiyorum. Biz çok büyük bir aileyiz KHK olarak ve her koşulda birbirimize destek olmalıyız. Yani bu yüzden hiçbir arkadaşımın umutsuzluğa kapılmasını istemem. En yakın zamanda bu durumdan kurtulacağımızı ve bütün arkadaşlarımızın işine dönene kadar mücadele edeceğimizi bilmeleri lazım. Bulunduğumuz her alanı güzelleştirebiliriz. Bulunduğumuz her alanı değerli kılabiliriz. Bizler asla bu ülkeye ihanet edecek insanlar değiliz. Bu ülkeyi seven, insanını seven, milletini seven insanlarız. Bu yüzden nerede olursak olsun biz bu halka hizmet etmeye çalışmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum.